Selam hepiniz, VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Fizik Full Tekrar Kampımızın geldik 4. gününe. Bugün hareketle ilgili çeşitli sorular çözeceğiz ve harekete noktayı koyacağız. Yarın da kuvvet konusuna geçmiş olacağız. Şimdi TYT Fizik Full Tekrar Kamp kitabımızda hareketle ilgili karma test nerede başlıyor? Hemen bakıyorum sizler için, sayfa 25. 25. sayfayı açtıysanız yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Hadi bakalım, ilk sorumuz gelsin. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait konum zaman grafiği, grafiğin ne grafiği olduğunu bilmek son derece önemli demiştim. Buna göre aracın hareketiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. 0T ve T2T aralığında aynı yönde hareket etmektedir. Konum zaman grafiğinde yukarı doğru gitmek artı yön, aşağı doğru gitmek eksi yöndü. Dolayısıyla burada yukarı doğru gittiği için artı yönde hareket ediyor. Hala yukarı doğru gittiği için artı yönde hareket ediyor. Şu anda aşağı doğru hareket ediyor, o zaman eksi yön ve şu anda hala eksi yön. Dolayısıyla 0 ile T aralığında, yani şu aralıkta artı yönde, T ile 2T aralığında da artı yönde, yani ikisi de aynı yönde hareket etmiştir, bu doğru. 2T 3T zaman aralığında T0 anındaki konumuna yaklaşmaktadır diyor. Şimdi canlarım, konum zaman grafiğinde biz aracın zaten an ve an konumunu görüyoruz. Dolayısıyla bu araç harekete nereden başlıyor? Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımızda zaman sıfırken, yani T0 anında eksi x konumundan, yani şuradan harekete başlıyor. Dolayısıyla şurası bizim için sıfır noktası ise eksi x konumu, yani burası olsun. Yani biz harekete buradan başlıyoruz. Peki T anında nereye geliyor? Sıfır konumuna geliyor. Yani şurası sıfır konumu. O zaman T anında buraya geliyor. Yani T0 harekete başladığı anda eksi x konumunda, T anında sıfır konumuna geldi. Sonra 2T anında buraya geldi. Yani nereye geldi? Artı x'e geldi. Artı x neresi olsun? Şurası olsun. Dolayısıyla buradan da buraya geldi ve zaman 2T oldu. 2T de geri döndü. Bakın dikkat edin, eksi yöne döndü. Ve 3T anına geldiğinde tekrar sıfır noktasına geldi. Dolayısıyla buradan buraya geldi ve 3T anında tekrar sıfır noktasına gelmiş oldu. Peki 4T anında eksi yönde ilerlemeye devam etti. Ve 4T anında eksi x konumuna geldi. Yani buradan da tekrar buraya döndü. Ve 4T anında eksi x konumuna gelmiş oldu. Soru diyor ki 2T ve 3T zaman aralığında T0 anındaki konumuna yaklaşmaktadır. T0 anındaki konumu burası. Peki 2T 3T aralığı neresi? Buradan buraya geliyor. Yani nereye doğru geliyor? T0 anındaki konumuna geliyor. Yani 2T anındayken neredeydi? Artı x'teydi. Peki 3T anındayken nerede? 0 noktasında. Yani bu tarafa doğru bir yolculuk yapıyor mu? Yapıyor. Peki T0 anı neresiydi? Eksi x'ti. Dolayısıyla bu tarafa doğru yolculuk yaparken nereye yaklaşıyorsun? İlk başladığın noktaya. Yani T0 anındaki başlangıç konumuna doğru hareket ediyorsun. O zaman bu da doğru. Herhangi bir hata yok. T2T ve 3T 4T zaman aralığında hızları eşittir diyor. Şimdi canlarım, hız vektörel bir kavram. Dolayısıyla hem yönünün aynı olması lazım hem de hızlarının büyüklüğünün aynı olması lazım. Şimdi T ile 2T aralığında nereden nereye gidiyor? Dikkatli bir şekilde baktığınızda T anında 0'da, 2T anında artı x'te. Yani nereden nereye? Buradan buraya gitti. Artı yönde x kadar bir yolculuk yaptı ve geçen süre 1T. Dolayısıyla yer değiştirme miktarı x kadar, geçen sürede T'ye kadar. Dolayısıyla hızımız x bölü T'dir. Ve hangi yönde? Gördüğünüz gibi artı yönde bir hıza sahip. Peki 3T ve 4T zaman aralığında 3T'den 4T'ye dikkat ederseniz bu tarafa doğru gidiyor. Yani buradan buraya doğru gidiyor. Yine x kadar gidiyor ama eksi yönde gidiyor. Dolayısıyla eksi x bölü T diyeceğiz. Yani bir tanesi artı yönde giderken bir tanesi eksi yönde hareket ettiği için bunların hızları eşittir diyemeyiz. Hız vektörel bir kavram ama hızları eşit büyüklüktedir diyebiliriz. Çünkü bu da x bölü T, bu da x bölü T. Yani büyüklük olarak eşit, yönleri zıt. O yüzden hızları eşittir dediği için bu yanlış oluyor arkadaşlar. Ama hızları eşit büyüklüktedir deseydi doğru olurdu. 2T anında yön değiştirmiştir. Bakıyoruz, artıdan eksiye geçtiği şu anda yön değiştiriyor. Yani 2T anında yön değiştiriyor, bu da doğru. 0-4T zaman aralığında yer değiştirmesi 0'dır diyor. Şimdi T0 anında neredeydi? Eksi x'teydi. Peki 4T anında nerede? Yine eksi x'te. Yani aslında bu ne yaptı? Buradan buraya gitti ve tekrar eksi x konumuna geldi. Yani eksi x'ten harekete başladı, gitti ileri, sonra geri geldi ve tekrar başladığı noktaya geri geldi. Yer değiştirmesi 0. Çünkü yer değiştirme ilk konumdan son konuma çizilen vektördür. İlk konumu burasıydı, son konumu da burası. Çizecek bir vektör yok. Başladığı noktaya geri döndüğü için yer değiştirmesi sıfırdır. Yani bu da doğru canlar. Geldik ikinci soruya. O merkezi çembersel bir pistte sabit süratlerle hareket eden atletlerin T0 anındaki konumları şekildeki gibi veriliyor. Atletler aynı anda koşmaya başlayıp şekildeki yörüngeyi tamamladıktan sonra aynı anda X ve Y noktalarına ulaştıklarına göre. Şimdi aynı anda başlıyorlar, aynı anda hareket bitiyor. Bu ne demek? Süreleri aynı demek. Mesela saat 1'de başlıyorlar, 1'i 5 geçe bitiriyorlar. Yani ikisi de 5 dakika sürdü. Süreler aynı. Bu çok önemli. Bunun için de süre aynı. Bunun için de süre aynı. Peki diyor ki hangileri doğrudur diyor. Şimdi K atletinin sürati L atletinin süratinden büyüktür. Atlet deyince de aklıma normal atlet geliyor arkadaşlar. Şimdi K'nın sürati L'nin süratinden büyük mü? Arkadaşlar sürat neydi? Skaler bir kavramdı. Alınan yolu zamana bölüyorduk değil mi? Peki K atleti ne kadar bir yol aldı? Gördüğünüz gibi buradan buraya kadar, yani büyük bir daire çizdi, bu kadar gitti. Ama L atleti buradan buraya kadar gitti. Yani daha az bir yol gitti. Örnek veriyorum, bunun yolu 100 metre ise bunun yolu 60 metre falandır. Yani kafadan atıyorum tabii ki. Yani bir tanesinde K atletinin süratini bulurken 100'ü zamana bölüyorsun. Ama L atletinin süratini bulurken 60'ı, şöyle 60 yapalım şunu. Pardon, silemedim. 60'ı zamana bölüyorsun. Hangisi daha büyük? K'nın sürati L'den daha büyük. Dolayısıyla bu doğru, herhangi bir sıkıntı yok. K atletinin yer değiştirmesi L'den büyüktür diyor. Yer değiştirme ilk konumdan son konuma çizilir. K'nın ilk konumdan son konuma çizdiğimde vektörü ne kadar oluyor? Bu kadar oluyor. Ama L'nin ilk konumdan son konuma çizdiğimde buradan başladı, burada bitirdi. Yani K'nın yer değiştirmesi L'ninkinden daha büyüktür. Bu da doğru. Atletler başlangıç noktasına geri döndüklerinde ortalama hızları sıfır olur. Arkadaşlar ortalama hız diyor bak. Ortalama hız nasıl bulunuyordu? Yer değiştirme bölü zaman şeklinde bulunuyordu. K atleti bak başlangıç noktasına geri döndüklerinde diyor. Yani K atleti buradan buraya geliyor, sonra buradan da buraya geliyor. Başlangıç noktasına geri dönerse yer değiştirme zaten sıfır oluyor. L atleti de buradan buraya geliyor, sonra başladığı noktaya eğer geri dönerse bunun da yer değiştirmesi sıfır oluyor. Yer değiştirmeler sıfır olunca ortalama hızlar da sıfır oluyor. Yani ikisinin de ortalama hızı sıfırdır. Dolayısıyla bu da doğru, cevabımız E şıkkı oldu canlarım. Bir aracın hareketine ait sürat zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0T aralığında verilenlerden hangisini yapıyor olabilir diyor. Şimdi çembersel bir pistte dönme hareketi yapıyor olabilir mi? Baktığında sürati bak, hızı değil. Süratinin sabit olduğunu görüyorum. Çembersel bir pistte sabit süratle hareket eden bir araç olamaz mı? Yani araç buradayken hızı yukarı doğru V'dir. Buradayken hızı sola doğru V'dir. Buradayken hızı aşağı doğru V'dir. Buradayken hızı da sağa doğru V'dir. Bakın hızı değişiyor. Çünkü hızı yukarı doğruydu, sonra sola doğru oldu. Hız vektörel bir kavram olduğu için hızın yönü değiştiğinde hız değişmiş oluyor. Yani bu aracın hızı sabittir diyemem. Ama hızının büyüklüğü değişmiyor. O zaman sürati sabittir diyebilirim. Mesela buradayken de sürati 10'dur. Buradayken de sürati 10'dur. Dolayısıyla çembersel bir pistte sabit süratle hareket yapıyor olabilir. Çünkü sürat zaman grafiğinin sabit olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu mümkün. Peki düzgün doğrusal hareket. Zaten düzgün doğrusal hareket demek sabit hızlı hareket demek. Dolayısıyla sabit süratle hareket demek aynı zamanda. Demek ki bunu da yapıyor olabilir. Yani aracın sürati değişmiyor. Mesela araç düz bir yolda sürekli 10'la gidiyor olabilir. Olamaz mı? Hızı hiç değişmiyor. 10 metre bölü saniye. Buradayken de 10. Buradayken de 10'sa bu aracın hareketine biz düzgün doğrusal hareket diyoruz. Hem düz bir yolda ilerliyor hem de hızı sabit. Yani böyle bir şey olabilir. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda yukarıdan aşağı düşme hareketi yapıyor olabilir mi? Arkadaşlar hava sürtünmesi ihmal edildiğinde ben bir cismi serbest bıraktığımda bu cismin ağırlığı yok mu? Ağırlığı olduğu için aşağı doğru mg kuvvetinin etkisinde bu cisim giderek hızlanır. Mesela 1 saniye sonra bu cismin hızı 10 olur. 1 saniye sonra bu cismin hızı 20 olur. Çünkü yer çekimini 10 alırsan sürekli her saniye hızı 10-10 artar. Yani düşen bir cismin sürati sabittir diyebilir miyiz? Cisim giderek aşağı doğru hızlanmaz mı? Hızlanır. Dolayısıyla da arkadaşlar burada bu hareketi yapıyor olamaz. Çünkü süratinin sabit olmasını istiyor. Düşen bir cismin giderek sürati artar. Dolayısıyla da sabit süratli olamaz. Yani 1 ve 2'yi yapıyor olabilir. 3'ü yapıyor olamaz. Geldik buraya. Şekil 1'deki doğrusal yolda hareket etmekte olan aracın konum zaman grafiği bana veriliyor. Buna göre diyor ki yargılarından hangileri doğrudur? Peki Birinci yargıya baktığımda araç T0 anında K, T anında M noktasında ise 3T anında da M noktasındadır. Şimdi T0 anı eksi X konumu. Adam diyor ki eksi X konumu K noktası olsun. O zaman şurası eksi X konumu olursa. Peki T anında da M noktasında ise diyor. T anına baktığında 0 noktası. Eğer burası da T anında geldiği nokta ise ne tarafa doğru geliyor? K'dan M'ye. Yani sağa doğru ne kadar gitmiş oluyor? 20 metre gitmiş oluyor. Demek ki biz burada eksi x'ten sıfıra yani ne kadar gitti yukarı doğru? X kadar gitti değil mi? Artı yönde x kadar gitti. Artı yönde x'in 20 metre olduğunu kabul etmiş oldu. Dolayısıyla 3t anında bakıyorsun 3t anında bu cismin konumu yine 0 değil mi? Yine 0. Biz 0 olan yere m noktası dememiş miydik? Demiştik. Peki burada ne oluyor? T'den 2t'ye artı x'e gidiyor. Yani bir x kadar daha yol gidiyor artı yönde. Yani buradan da buraya gelmiş oluyor. Demek ki 2t anında p noktasına gelmiş oluyor. Bak t0 anında k noktasında, t anında m noktasında, 2t anında p noktasında. Dolayısıyla önce x kadar gitti, sonra x kadar daha gitti. Bak buradan buraya gitti, sonra buradan buraya gitti. Herhangi bir hata yok. Şimdi burada artı yönde giderken şu anda eksi yönde gidiyor. Yani buradan sonra aşağı doğru ters yönde gidiyor. Ne kadar gidiyor? X'ten sıfıra. Yani buradan buraya inmek ne kadar gitmek demek? Eksi yönde x kadar gidiyor. X'in 20 metre olduğunu söylemiştik. Eksi yönde 20 metre gittiğinde nereye gelir? P noktasından bu tarafa döner ve 20 metre gittiğinde M noktasına gelir. Yani 3T anında gerçekten de M noktasına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu doğru. Herhangi bir hata yok. Tam 3T anında M noktasına gelmiş olur. Yani önce 2 birim ileri gitti, sonra 1 birim geri geldi ve M noktasına geldi. Peki araç diyor 2T anında T noktasında ise, o zaman bunları sileceğiz. Yani yeni bir yorum yapıyoruz. Yeni bir değerlendirme yapıyoruz. Hemen bakıyorum. 2T anı neresi? Bizim için şurası değil mi? Yani artı X konumu. 2T anında T noktasında ise hemen yazalım şuraya. 2T anında sen T'deysen, 3T anında da P noktasında isen, 3T anı bir birim geri geldi. Peki P noktası neresi? Arkadaşlar P noktası burası. Yani buradan buraya gelmiş oluyor değil mi? Yani eksi yönde gidiyor. 3T anında da buraya geliyor. Soru öyle diyor, yani böyle olsun diyor. Şimdi o zaman biz 2T'den 3T'ye ne kadar yol gittik? 30'dan 0'a yani eksi yönde 30 metrelik bir yol gittik. O zaman bizim sonuçta 2T'den 3T'ye gitme mesafemiz eksi yönde X değil mi? Demek ki X'i 30 metre olarak kabul etmiş oluyor. Peki T0 anında N noktasında mı olur? Kardeşim bu araç önce 2 birim artı yönde gidip sonra da 1 birim eksi yönde gitmiyor mu? Şimdi biz bu eksi yönde gittiği yolun 30 olduğunu bulduysak o zaman buradaki birimler de aynı. Çünkü X gitti sonra eksi yönde X gitti. Yani hep aynı miktarda gidiyor. Demek ki X 30'sa bu 30 metre bu tarafa gitti, sonra 30 metre daha bu tarafa gitti, sonra geri geldi. Yani 30 metre burası oluyor. Yani cismin hareketini size gösteriyorum. T0 anında burada olmalı. Sonra 30 metre artı yönde gitmeli. Sonra 30 metre daha artı yönde gitmeli. Sonra 30 metre eksi yönde gitmeli. Yani bu cismin T0 anındaki konumu L noktası olur. Burada ise N noktası demiş. Yani bu yanlış. Dolayısıyla yani biz X'in 30 olduğunu anladığımız anda diyoruz ki L noktasından harekete başlamıştır. Artı yönde 30 gitmiştir, P'ye gelmiştir. Sonra artı yönde 30 gitmiştir, tekrar T'ye gelmiştir. 2T anında. Sonra geri dönmüştür ve 3T anında tekrar P'ye gelmiştir. Yani harekete başladığı nokta N noktası değil, L noktası olması lazım. Bu yanlış. Peki araç diyor 0-3T zaman aralığında yer değiştirmesinin büyüklüğü 2T-3T aralığında aldığı yola eşittir diyor. 0 ile 3T arasındaki yer değiştirme diyor. Arkadaşlar yer değiştirme ilk konumdan son konuma çizilen bir vektör değil mi? Bizim aracımız önce eksi x'ten harekete başlıyor. Yani şurası bizim için 0 olsun, şurası eksi x olsun. Önce buradan buraya geliyor. Yani t anında buraya geldi. Bura t0 anıydı. Sonra bir birim daha gidiyor bak. Artı yönde gidiyor, bir tane daha artı yönde gidiyor. O zaman bir tane daha gidiyor. Artı x'e geliyor. Sonra burada geri dönüyor. Artı x'ten nereye dönüyor? 0'a dönüyor. Yani buradan da geri dönüşünü yapıp buraya geliyor. Burası t anı. Burası 2T anı, burası da 3T anı oluyor. Şimdi 0 ile 3T aralığındaki yer değiştirme. 0'da ben buradaydım. 3T anında da ben buradaydım. O zaman yer değiştirme başlangıçtan bitişe. Yani ne kadar olur? Sadece şu kadar olur. Artı yönde x kadarlık bir yer değiştirme yaptı. Zaten buradan da anlaşılıyor. Harekete eksi x'te başladı. 3D anında nereye geldi? Sıfıra geldi. Eksi x'ten sıfıra, yani artı yönde x kadarlık bir yer değiştirme yapmış oldu. Diyor ki 2T 3T aralığında aldığı yola eşittir diyor. Şimdi 2T 3T aralığında bu araç şu kadar yol almadı mı? Yani şu kadar yol almadı mı? Aldı. O da x kadar. Dolayısıyla onların alınan yol dediği için hani yöne bakmıyorsun. Burada gidilen yol burada gidilen yola eşittir diyor. İkisi de x kadar olduğu için evet büyüklük olarak aynı. Dolayısıyla 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Geldik 5. soruya. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait ivme zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar ivme zaman grafiği en tehlikeli grafiktir. Buna göre araçla ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi bakın, bu aracın ilk hızını bize söyledi mi? Mesela başlangıçta durmakta olan bir araç dedi mi? Demedi. Başlangıçta artı yönde gitmekte olan bir araç dedi mi? Demedi. Eksi yönde demedi. Hiçbir şey söylemedi. O zaman ben bütün ihtimalleri düşüneceğim. Yani T0 anında harekete başlarken bu aracın hızı 0 olabilir. Bu aracın hızı artı yönde 20 olabilir. Bu aracın hızı eksi yönde 20 de olabilir. Bilmiyorum. İlk hızını bilmiyorum. Bilmediğim için 0'ı da aldım, artı da aldım, eksi de aldım. Ona göre yorum yapacağım. Şimdi ivme zaman grafiğinin alanı bize neyi veriyor arkadaşlar? Hızdaki değişimi veriyor. Örnek veriyorum. Eğer burası artı 5 ise, burası 1 ise, burası da 2 ise 1 kere 5'ten buranın alanı artı 5 çıkar. Buranın alanı da tabii ki de 1 ile 2 arası 1 olduğu için 1 kere 5'ten yine artı 5 çıkar. Yani aracınızı önce artı 5 değişiyor, sonra artı 5 daha değişiyor. Şimdi 0'a artı 5 eklediğinizde 5 olur. Sonra 5 daha eklediğinizde 10 olur. Peki artı 20'ye 5 eklerseniz artı 25 olur. 5 daha eklerseniz artı 30 olur. Tamam mı? Peki eksi 20'ye artı 5 eklerseniz ne olur? Eksi 15 olur. Sonra bir artı 5 daha eklerseniz eksi 10 olur. Birinci yargıya baktığımda 0T aralığında negatif, T2T aralığında pozitif yönde hareket etmektedir diyor. Arkadaşlar bakıyorsunuz burada hep artı yönde hareket etmiş. Burada da hep artı yönde hareket etmiş. Burada da hep eksi yönde hareket etmiş. Ama şöyle olamaz mıydı? Bu aracın ilk hızı eğer eksi 5 olsaydı, biz ona artı 5'i eklediğimizde o 0 olurdu. Sonra bir artı 5 daha eklediğimizde o artı 5 olurdu. İşte şimdi oldu. Yani buradan buraya gelirken eksi yönde hareket etti. Buradan buraya gelirken artı yönde hareket etti. Demek ki 0 ile T aralığı, yani şu aralık 0 ile T aralığı, şu aralıkta T ile 2T aralığı. Demek ki 0 ile T aralığında eksi yönde gidip, çünkü eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, 0. Yani hangi yön? Eksi yön. Sonra 0, 1, 2, 3, 4, 5, yani artı yön. Demek ki önce eksi yön sonra artı yönde hareket etmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var. Zor bir soru, kabul ediyorum. 0-2T aralığında pozitif yönde hızlanan hareket yapmaktadır. 0'dan 2T'ye kadar bak pozitif yönde hızlanmış. 0'dan 5'e. Sonra 5'ten 10'a. Yani bütün hareketi boyunca pozitif yönde ve hızlanmış. Böyle bir hareket yapmış olabilir. 0-2T aralığında negatif yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Bakıyorum. Eksi 20'den eksi 15'e. Nedir bu? Yavaşlamak değil mi? Çünkü buradaki eksi 20 negatif bir sayı anlamına gelmiyor. Eksi yönde 20. Sonra eksi yönde 15. 20 mi daha hızlı 15 mi? 20. Demek ki hızlıyken yavaşlıyor. Hangi yön? Eksi yön. Şimdi buradan buraya eksi 15'ten eksi 10'a. Yine oradaki eksi sadece yön. 15'ten 10'a ne yapıyor? Yavaşlıyor. Demek ki burada da eksi yönde yavaşlayan hareket yaptı. Burada da eksi yönde yavaşlayan hareket yaptı. Böyle bir şey de mümkün. O zaman hepsi olabilir diyoruz. Birbirine paralel raylarda sabit büyüklükteki hızlarla hareket eden trenler aynı anda tünele girdikten t süre sonra ön uçları k hizasından geçtikten 3t süre sonra da tüneli tamamen terk ettiklerini söylüyor. Trenlerin boyları lx, ly, hızları vx, vy, tünelin boyu da lt olduğuna göre hangileri doğrudur? Öncelikle şurası çok önemli. Bu trenler tünele aynı anda girmeye başlıyorlar ve t süre sonra ön uçları k hizasında karşılaşıyor. Şimdi X treni tam tünele girerken nasıl bir pozisyon alacak? Şöyle değil mi? Tam tünele girmeye başlıyor. Y treni de aynı anda tam tünele girmeye başlıyor. O da böyle bir pozisyon alacak. Şimdi X treni T sürede nereye geliyor? Buradan buraya geliyor. Yani K hizasına geliyor. D kadarlık bir yol alıyor. Y treni de aynı sürede 2D kadarlık bir yol alıyor ama süre aynı. Dolayısıyla K hizasında bunların ön uçları buluşuyor. Şimdi bunların ön uçlarının K'da buluştuğunu şöyle çizmeye çalışalım. Artık biraz daha ilerledi. Mesela bu tren buradan buraya geldi. Bu trende biraz daha ilerledi. Artık ön ucu burada olduğu için tren de buralara bir yere şöyle geldi. Ön uçları şu anda K hizasında buluştu. Şimdi bir tanesi T sürede D kadar gitti ama bir tanesi T sürede 2D kadar yol gitti. O zaman ben şunu söyleyebilirim. K treninin hızı için, pardon, X treninin hızı için şunu söyleyebilirim. Şimdi yol eşittir hız çarpı zaman denklemine göre. Çünkü bunlar sabit süratle hareket yapıyor. X treni ne kadar yol gitti? D kadar yol gitti. O zaman D eşittir Vx çarpı T diyeceğim. Y treni ne kadar yol gitti? 2D kadar yol gitti. O zaman 2D eşittir Vy çarpı T diyeceğim. Dolayısıyla ben buradan anlıyorum ki Y treninin hızı X treninin hızının 2 katı. Yani X 1 giderken Y 2 gidiyor. Dolayısıyla Y'nin hızı X'in hızından kesinlikle büyüktür. Bu %100 doğru. Peki. Diyor ki bak 3T süre sonra da tüneli tamamen terk ediyorlar diyor. Şimdi arkadaşlar X treninin tüneli tamamen terk ettiği konumu çizelim mi? Çizelim. Tamamen terk etmesi şu pozisyonu alması demektir. Yani arka ucu, arka ucuna şöyle işaret koymak istiyorum. Arka ucu tüneli terk ettiği anda bu tüneli terk etmiş oluyor. Peki önceden arka ucu neredeydi? Önceden arka ucu işte buradaydı. Peki X treninin tüneli tamamen terk etmesi için arka ucu ne kadar mesafe gidiyor? Bakın buradan buraya kadar bir mesafe gidiyor. Ne kadar mesafe bu? Bir kere şuradan şurası 3D'ye kadar yapıyor. Bir de burada bir mesafe var. Dolayısıyla ama öyle bulamayız. Dur öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Buradan buraya kadar bir mesafe var. Yani X treninin boyu kadar. Buna Lx diyoruz. Bir de buradan buraya kadar mesafe var. Yani 2D'ye kadar. O zaman X treni ne kadar yol gitti? 2D artı Lx kadar. Yani dikkat edin bak. Arka ucundan arka ucuna işaret koydum. Ve onun ne kadar yol gittiğini buldum. Hemen yazıyorum buraya. Lx artı 2D kadar yol gitti. Hani yol eşittir hız çarpı zaman. Hızımız neydi? Bunun hızına biz Vx demiştik değil mi? Vx çarpı süre ne kadar? 3D süre geçti. Hemen buraya 3D'yi yazıyorum. Bu bitti. Şimdi Y treninin tüneli terk ettiği anı çizeceğim. Y treninin tüneli terk etmesi şu demek. Yani arka ucu şu noktaya gelmesi demek. Önceden arka ucu neredeydi? Önceden arka ucu işte buradaydı. Arka uçlarına işaret koyarak bu trenin ne kadar yol gittiğini buluyorum. Ne kadar yol gitti? Bu mesafeyi şöyle dikkatli bir şekilde çizersek arkadaşlar. 1. Burada trenin boyu kadar yol gitti. Yani şuradan şurası bir kere trenin boyu. Yani şurası L'ye. Okunmuyor değil mi? Şöyle yapalım. L'ye kadar bir yol gitti. Bir de şuradan şurasını gitti arkadaşlar. Dolayısıyla burası da D kadar. Yani gidilen mesafe L'ye artı D kadar. Bak buradan burası zaten trenin boyu kadar. L'ye kadar. Bir de buradan buraya gitti. Yani D'ye kadar. O zaman yazıyorum. L'ye artı D kadar yol gitti. Vy çarpı 3T hızıyla. Şimdi canlar ben biliyorum ki Vxt demek D demek. Dolayısıyla burada 3Vxt olduğu için ben bunun yerine ne yazabilirim? 3D yazabilirim. E şimdi burada Vyt demek 2D demek. E burada 3 katı var. O zaman burası 6D yapar. Yani ben buraya da 6D yazabilirim. O zaman denklemi yazalım şöyle. Ly eşittir. Bu D'yi karşıya atarsak 5D oldu gördüğünüz gibi. 6D'den 1D çıktı 5D. Peki Lx ne olur? Buradaki 2D'yi karşıya attığımızda 3D'den 2D çıkar ve 1D kalır. Demek ki X treninin boyu 1D kadar, Y treninin boyu 5D kadar. Yani Y treninin boyu X treninin boyundan kat kat fazla. Dolayısıyla bu da doğru. Peki tünelin boyu. Tünelin boyu zaten 3D. Yani 3D büyüktür diyor. Y treninin boyu. Y treninin boyu 5D. 3D 5D'den büyük mü? Hayır. Dolayısıyla bu yanlış. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 C şıkkı oldu canlarım. Güzel bir soru değil mi? Şimdi geldik 7. soruya. Doğrusal bir yolda başlangıçta durmakta olan bir araç. Yani aracımızın ilk hızı 0. Bu önemli bir bilgi. Düzgün hızlanarak V hızına ulaştıktan sonra düzgün yavaşlayarak tekrar duruyor. Yani araç 0'dan V'ye geliyor. Sonra tekrar yavaşlayarak V'den de tekrar 0'a geliyor. Buna göre araç hızlanırken ve yavaşlarken niceliklerinden hangileri kesinlikle eşit büyüklüktedir diyor. Şimdi biz bu aracın hız zaman grafiğini şöyle kabaca çizmeye çalışalım. Arkadaşlar aracın kaç saniye hızlandığını ve kaç saniye yavaşladığını biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz şey şu. Aracın ilk hızı 0. Önce bu araç hızlanıyor. Sonra da tekrar yavaşlayıp duruyor. Yani 0'dan başlıyor, hızlanıyor. Sonra yavaşlıyor ve tekrar duruyor. Yani süreler hakkında bir fikrimiz yok. Mesela hızlanırken geçen süre örnek veriyorum 2 saniyedir. Yavaşlarken geçen süre 4 saniyedir. Yani burası 6'dır. Olamaz mı? Olabilir. Yani şöyle bir şey olamaz mı? Aracınızı 5'tir örnek veriyorum. Hızlanırken 5 hızlanır. 2 saniyede hızını 10 yapar. Ama yavaşlarken 2,5 yavaşlar. Haliyle 10'luk hızını 2,5 kaç saniyede bitirir? 4 saniyede bitirir. Yani 2 saniyede hızlanıp 4 saniyede yavaşlayıp durabilir. Ya da 2 saniyede hızlanıp 2 saniyede de durabilir. Yani süreler hakkında bir fikrimiz yok. Mesela gaza iyi basmıştır. 2 saniyede hızlanmıştır. Ama frene çok yavaş basmıştır. 4 saniyede durmuştur. Olamaz mı? Olabilir. Dolayısıyla buradaki hıza da bir değer verelim. Mesela hızını işte 10 yapıyor 2 saniyede. Sonra da tekrar yavaşlayıp 0 yaptığını düşünelim. Şimdi hızlanırken ve yavaşlarken aracın yer değiştirmeleri eşit büyüklükte midir? Kesin mi bu? Arkadaşlar hız zaman grafiğinin altında kalan şu alan bize yer değiştirmeyi vermiyor mu? Veriyor. Şimdi bu alan ve buradaki alan birbirine eşit mi? Şu anda eşit değil. Bak buranın alanı ne kadar çıkıyor? Tabanı 2, yüksekliği 10 bölü 2 var. Dolayısıyla 10 metre çıkıyor. Yani artı yönde 10 metre yer değiştirdi. Yavaşlarken ne oldu? Yavaşlarken 2'den 6'ya yani tabanının 4 olduğunu görüyorsun. Yüksekliği de 10, 4 kere 10, 40, yarısı 20. Artı yönde 20. Hocam eksi yönde gitmiyor mu? Hayır gitmiyor. Çünkü zaman ekseninin üst tarafı artı yön. Yani burada da artı yönde gidiyor. Burada da artı yönde gidiyor. Burada artı yönde hızlanıyor. Burada artı yönde yavaşlıyor. Dolayısıyla yer değiştirmeleri eşit çıktı mı? Çıkmadı. Ama şöyle olsaydı eşit çıkardı. 0'dan 2'ye, 2'den 4'e. Yani 2 saniyede hızlansaydı, 2 saniyede de yavaşlayıp dursaydı o zaman eşit olurdu gerçekten. Ama garanti mi? Garantisi yok. Peki alınan yol? Hayır. Gördüğünüz gibi bu 10 metre, bu 20 metre. Yani alınan yollar da eşit olmak zorunda değil. Peki ortalama hız? Arkadaşlar ortalama hızlar eşittir. Çünkü düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan harekette ortalama hızı şöyle bulabilirsiniz. İlk hız artı son hız bölü 2. Ama sadece düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan da bunu yapabilirsiniz. Zaten biz de müfredatta bundan sorumluyuz. Şimdi bu aracın ilk hızı neydi? 0. Son hızı neydi? 10 bölü 2. 0 artı 10 bölü 2 5 yapar değil mi? Ortalama hızı 5 hızlanırken. Yavaşlarken ilk hızı burası, son hızı burası. Yani ilk hızı 10, son hızı 0. 6 değil bak. Oradaki 6 zaman. İlk hızı 10, son hızı 0. O zaman yavaşlarken ortalama hızı ilk hızı 10, son hızı 0 bölü 2. Dolayısıyla yine 5 çıkıyor. Yani bunların ortalama hızları kesinlikle eşit büyüklüktedir. Şöyle de bulabiliriz. Ortalama hız yer değiştirme bölü zaman diyerek de bulabiliriz. Yer değiştirme 10'du gördüğünüz gibi. 10, zaman da 2 idi. 10 bölü 2'den 5 çıktı. Gördüğünüz gibi 5 çıktı. Metre bölü saniye. Yavaşlarken de yer değiştirme 20. Dolayısıyla 20 ama zaman da 2'den 6'ya yani 4. 20 bölü 4'ten yine gördüğünüz gibi 5 çıktı arkadaşlar. Bunların ortalama hızları eşittir. Cevap yalnız 3 yani C şıkkı. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KLM araçlarına ait grafikler veriliyor. Nasıl hareket ettiğini söylemiyor. Artı yönde mi gidiyor, eksi yönde mi gidiyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Ama grafikleri vermiş. Buna göre hangi araçların hız ve ivme vektörleri kesinlikle aynı yönlüdür? Arkadaşlar hız ve ivme aynı yönlüyse araç hızlanır. Hız ve ivme zıt yönlüyse araç yavaşlar. Bunu böyle bir yere not alabilirsin. Neden böyle oluyor? Söyleyeyim. Şimdi mesela bizim yatay düzlemde sağa doğru gitmekte olan bir cismimiz olsun. Dolayısıyla hızı hangi yönde? Artı yönde. Bu tarafta eksi yön. Bu cisim sağa gittiği için hızı şu anda artı yönde. Peki ben bu cismin hızlanmasını istiyorsam ne tarafa doğru itmem lazım? Bir düşün. Hareket sağa doğru. Sen de onun hızlanmasını istiyorsun. O zaman onu sağa doğru itmen gerekiyor ki hızlansın. Yani kuvvetin artı yönde olursa, hızın da artı yönde olursa o hızlanır. Peki F eşittir MA. Her derde deva dediğimiz bir formül var. Bu formül bize diyor ki kuvvet ve ivmenin yönü her zaman aynıdır. Yani kuvvet sağa doğruysa ivme de sağa doğrudur diyor. Demek ki artı yön. Gördüğünüz gibi hızlananlarda ivme artı hız da artı. Ya da ivme eksi hız da eksi. Yani hızlanıyorsa hız ve ivme aynı yönlüdür. Ama yavaşlıyorsa onu da göstereyim şöyle. Mesela bizim aracımız sağa doğru gidiyor. Yani hızı hangi yönde? Artı yönde. Sen bu aracın yavaşlamasını istiyorsun değil mi? O zaman ne tarafa itmen lazım? Ya yavaşlamasını istiyorsun. O zaman zıt yönde itmen lazım. Yani bu tarafa itmen lazım. Kuvvet hangi yönde? Eksi yönde. Peki kuvvet eksi yöndeyse ivme de eksi yönde olmaz mı? Olur. Demek ki yavaşlayan harekette hız pozitifken ivme negatif. Yani zıt. Ama hızlanan harekette aynı. Soru bize hız ve ivmenin aynı olduğunu söylüyor. Yani diyor ki hangileri hızlanan hareket yapıyor? Bu. Soru bunu soruyor. Şimdi K aracının hızının giderek arttığını görüyorsunuz. Başlangıçta hızı 0. Bir süre sonra hızı eksi 10 ama eksi yönde 10. Yani adamın hızı 10 zaten. Sadece sola doğru gidiyor. Yani sağa doğru gitmiyor. Olay bu. Bir süre sonra hızı ne oluyor? Eksi yönde 20 oluyor. Yani 20 oluyor. Yani hızlanmıyor mu? Hızlanıyor. Hızlanan harekette hız ve ivme aynı işaretlidir. Yani burada hız negatif olduğu için ivme de negatiftir canlarım. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar biz burada ivmeyi biliyoruz. Hızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dolayısıyla sadece ivmeye bakarak ben bu aracın hızlandığını ya da yavaşladığını ne yapamam? Söyleyemem. Bir garantisi yok. Şimdi ivme diyelim burası 5. Diyelim burası da 2. 5 kere 2 10. İvmenin alanı hızdaki değişimi verir. Yani bu aracın hızı eğer 0'sa şu anda 10 olur. Hani çünkü 10 ekliyoruz. Eğer hızı eksi 10'sa 0 olur. Yani bu araç hızlanmış da olabilir. Hızlanırsa hız ve ivme aynı işaretle oluyor biliyorsunuz. Ama yavaşlamış da olabilir. Yani eksi yönde 10'la giderken hızı 0. Yani 10'du 0 oldu. Yavaşladı. Eksi yönde. Önemli değil ki. Sola doğru gidiyor. Önemi yok. Sola doğru 10'la gidiyordu. Şu anda hızı 0. Yani burada yavaşladı diyeceğiz. Ama burada hızlandı diyeceğiz. Hızlanırken hız ve ivme aynı işaretli. Ama yavaşlarken hız ve ivme zıt işaretli. Demek ki bunun için bir garanti yok. Üçüncüye geldiğimizde. Arkadaşlar ben sizlere 3 tane K öğretmiştim hatırlarsanız. Normal K sabit hızlı giden hareketin konum zaman grafiğiydi. Genç K dediğimiz şu K hızlanan hareketin konum zaman grafiğiydi. Yaşlı K dediğimiz şu K da yavaşlayan hareketin konum zaman grafiğiydi. Şimdi şu hangi K'ya ait bir parça dikkat edin. Burada var mı böyle bir şey? Yok. Demek ki sabit hızlı hareket değil. Burada var mı böyle bir şey? Bak dikkat et, var. Gördün mü? Şu parça bu parçayla aynı. Yani eksi yön. Çünkü bunun üst tarafı artı yön, alt tarafı eksi yön. Eksi yönde hızlanan hareket yapıyor. Hızlandığı için hız ve ivme aynı işaretli. Olay bitti. Demek ki bunda da hız ve ivme aynı işaretli. Bunda da cevabımız K ve M oluyor. Ceyhan oldu. Arkadaşım Mert ile buluşacağı konuma navigasyon programını kullanarak gitmek isteyen Kemal yol tarifini şekildeki gibi görüntülüyor. Kardeşimle yine bir soruda buluştuk. Buradan Mert Hoca'ya selamlar olsun. Buna göre Kemal için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar biz bir yerde buluşacağız. Ben navigasyonu açtım. Bana bir 10 dakikalık yol gösteriyor. Bir de 11 dakikalık yol gösteriyor. Yani alternatif bir yol gösteriyor. Birinci yargı diyor ki alternatif yolu kullanırsa ortalama sürati daha küçük olur diyor. Arkadaşlar sürat neydi? Sürat skaler bir büyüklüktü. Alınan yolu zamana bölerek sürati buluyoruz değil mi? Şimdi ben normal yolu kullanırsam alınan yoluna kadar 3.6 kilometre. Metreye çevir yani 1000 ile çarp 3600 metre. Normal yolu kullanırsam 3600 metre gideceğim ve 10 dakika gideceğim. Her dakika 60 saniye, dolayısıyla 10 dakika 600 saniye. 600 saniyeye böldüğümde bunlar gidecek 6 metre bölü saniye. Yani normal yolda benim süratim 6 metre bölü saniye çıkacak. Peki alternatif yolda benim süratim ne çıkacak? Alınan yol belli değil ki. Alınan yolu yazmamış. Sadece dakikayı gösteriyor. Yani dakikası 11 ama alınan yol belli değil. Dolayısıyla alınan yolun ne kadar olduğunu bilmediğim için zamanı 11 çarpı 60 saniye tamam güzel ama bu belli değil. Dolayısıyla bunun değerine göre sonuç 6'dan büyük de çıkabilir. Sonuç 6'dan küçük de çıkabilir. Sonuç 6'ya eşit de çıkabilir. Ya alınan yol yok ortada. Dolayısıyla bunun bir kesinliği var mı? Yok. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela normal yol 10 dakika değil mi? Normal yolda yolumuz 10x süremiz de 10t ise, alternatif yolda yolumuz 11x süremiz de 11t ise bunun sonucu da aynı, bunun sonucu da aynı çıkar. Yani bunların ortalama süratleri eşit çıkabilir yani. Dolayısıyla bunun bir kesinliği yok. Mevcut yolu kullanırsa ortalama hızı daha büyük olur. Arkadaşlar ortalama hız deyince orada duracaksın. Çünkü hız dediği an vektörel. Vektörel dediği için yer değiştirme bölü zaman işin içine giriyor. Şimdi normal yol onu biz VN ile gösterelim. Bir de alternatif yol onu da VA ile gösterelim. Şimdi yer değiştirme nedir? İlk konumdan son konuma çizilen vektör. Ben sonuçta hangi yolu kullanırsam kullanayım ilk konumdan son konuma çizmem lazım değil mi? Yani burada terslik var galiba ama neyse işte sonuçta diyelim ben buradan buraya çizdim. Konuma geldim. Ya da ben işte buradan diğer yolu kullansam da buradan buraya çizmeyecek miyim? Çünkü yer değiştirme ilk yerden son yere çizilir. Yani hangi yolu gittiğinin bir önemi yok ki. Ben aynı yerden harekete başlıyorum, aynı yerde bitiriyorum. O zaman normal yolu kullandığımda da yer değiştirmem delta x oluyor. Alternatif yolu kullandığımda da yer değiştirmem delta x oluyor. Ama normal yolda 10 dakikalık bir süre çıkıyor. Yani buraya 10 yazacağım. Alternatif yolda ise süre 11 oluyor. Yani buraya da ne yazacağım? 11 yazacağım. Şimdi arkadaşlar süre ve hız ters orantılı değil mi? Yani nerede süre küçükse orada hız daha büyük olmaz mı? Olur. Demek ki mevcut yolu kullanırsam ortalama hızım daha büyük olur. Çünkü orada süre daha az. Yani bu doğru. Mevcut yolu kullanırsa ortalama sürati 6 olur. Zaten biz 3600'ü 600'e bölerek onun 6 olduğunu bulmuştuk. Demek ki cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı oldu. Şimdi XYZ otomobillerinin hareket durumları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre XYZ otomobillerinin hangileri ivmeli hareket yapmaktadır? Arkadaşlar MSÜ sınavında böyle bir soru çıkmıştı. Soru diyordu ki işte araç için hangileri ivmeli hareket yaptırır? İşte gaz pedalı, fren pedalı ve direksiyon. Şimdi öğrencilerin birçoğu dedi ki ya kardeşim gaza bastığında arabanın hızı değişiyor. Yani ivmeli hareket yaptırır. Frene bastığında da aracın hızı azalıyor. Yani yine hız değişiyor. İvmeli hareket yapar. Ama direksiyon ne alaka dedi. Yani direksiyon dedi hızı değiştirmez ki. Ama hızın vektörel olduğunu unuttular. Ben sizlere ne dedim? Hız vektöreldir. Dolayısıyla dedim dairesel hareket yaparken hızınızın yönü sürekli değiştiği için hızınızın büyüklüğü değişmese dahi yönünün değişmesi hızın değişmesi anlamına gelir dedim. Çünkü bu vektörel. Yani direksiyonla sen arabanın yönünü değiştiriyorsun. O zaman hızın böyleyken hızın böyle oluyor. Yani hızın yön değiştiriyor. Hızın yön değiştirmesi hızın değişmesi demek. Hız değişiyorsa ivme vardır. Çünkü ivme demek hız değişimi. Birim zamandaki hız değişimi. Dolayısıyla direksiyon da araca ivmeli hareket yaptırıyor. İşte o soruya benzer bir soru bu. X otomobili doğrusal bir yolda frene basıyor. Yavaşlıyor yani ivmeli hareket yapıyor. Hız değişiyor değil mi? Tamam. Y otomobili. Bir dağın virajlı yollarında sabit süratle virajı dönüyor. Yani gördüğünüz gibi mesela dağın böyle virajlı bir yolu var. Araç buradan geçerken aracınızı yukarı doğru. Sonra araç buradan geçerken aracınızı sola doğru. Sonuçta hızının yönü değişti mi? Değişti. Vektörel bir büyüklüğün yönü değişince değişmiş oluyor. Yani hız değişmiş oluyor. Sabit sürat olsa bile. Yani buradayken de sürati v. Buradayken de sürati v. Ama yön değiştiği için hız değişiyor. Hız değiştiği için bu da nedir? İvmeli bir harekettir. Yani bu da doğru. Z otomobili trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında görüp hızlanmaya başlıyor. Sonuçta hızını arttırıyor. Yani hız değişiyor. İvmeli hareket o zaman hepsi ivmeli hareket canlarım. Ve geldik 11. soruya. Buraları bir silelim. Temiz bir şekilde sorumuzu çözelim. Doğrusal bir yolda birbirine doğru hareket etmekte olan K ve L araçları şekildeki gibidir. Buna göre araçlara ait niceliklerinden hangisi eşit olabilir diyor. Şimdi ivmeleri eşit olabilir mi? Arkadaşlar bu sağa doğru gidiyor. Yani artı yönde gidiyor. Diğeri de sola doğru gidiyor. Eksi yönde gidiyor. Ama ivme için bu bir sorun değil ki. Yani sağa doğru giden bir aracın ivmesiyle sola doğru giden bir aracın ivmesi eşit olabilir. Ne olabilir? Örnek veriyorum. Bu aracın ivmesi artı 10'sa bu ne demek biliyor musun? Aracın hızı her saniye artı 10 değişecek demek. Mesela aracın hızı şu anda 30 ise... Bir saniye sonra artı 10 koyacağız ve bunun hızı 40 olacak. Bu demek. Şimdi bu aracın da ivmesi eğer artı 10 metre bölü saniye kare ise bunun anlamı da şu. Bu aracın hızı da her saniye artı 10 değişecek. Bu aracın hızı şu anda sola doğru diyelim eksi 50 metre bölü saniye. O zaman bir saniye sonra hızı artı 10 değiştiğinde eksi 40 olacak. Bir saniye sonra artı 10 daha değişecek eksi 30 olacak. Yani bu araç ne yapacak? Eksi yönde yavaşlayan hareket yapabilir. Eksi yönde yavaşlayan hareket yapan aracın ivmesi pozitiftir. Hani yavaşlayan harekette hız ve ivme zıt işaretlidir demiştim ya. Bak araç yavaşlıyor. Hızı negatif ama ivmesi pozitif. Bu araç ne yapıyor? Hızlanıyor bak. 30'dan 40'a çıkıyor. Hızlandığı için hızı artı yönde sağa doğru ivmesi de artı. Hızlanan sistemlerde hız ve ivme aynı işaretli. Yavaşlayan sistemlerde zıt işaretli. Dolayısıyla bunların ivmeleri aynı olabilir. Yani biri sola gidiyor, biri sağa gidiyor diye ivmeleri farklı diyemeyiz. Birisi hızlanıyor, birisi yavaşlıyordur. Al sana ivmeleri aynı oldu. Dolayısıyla ivmeleri eşit olabilir. Yer değiştirmeleri eşit olamaz. Neden biliyor musun? K aracı bir süre sonra buraya gelecek. O zaman başlangıçtan bitişe yer değiştirmesi böyle olacak. Ama L aracı bir süre sonra buraya gelecek. Başlangıçtan bitişe yer değiştirmesi böyle olacak. Yer değiştirme vektörel olduğu için Biri sağa doğru, biri sola doğru. Vektörlerin eşit olması için yönlerinin de eşit olması lazım. O yüzden bunların yönleri farklı olduğu için asla olmaz. Ama burada yer değiştirme yerine alınan yol deseydi o zaman yöne bakmıyorsun. Derdin ki bu da 50 metre gitmiştir, bu da 50 metre gitmiştir. Alınan yollar eşit olabilir. Sorun yok. Ama yer değiştirme eşit olamaz çünkü yönleri farklı. Peki hızları eşit olabilir mi? Arkadaşlar bunların hızları dediği anda senin hemen aklına vektörel olduğu gelmesi lazım. Bir tanesinin hızı artı yönde, bir tanesinin hızı eksi yönde. Hızlara eşit diyemezsin. Çünkü hız vektörel bir kavram olduğu için eşit olabilmesi için yönlerinin de aynı olması gerekiyor. Yani bunun hızı 30 diyelim bunun hızı da 30 ise sen bunların süratleri eşittir diyebilirsin. Yani hızlarının büyüklükleri eşittir diyebilirsin. Ama hızlar eşittir diyemezsin. Vektörel kavramlarda yön farklıysa sen eşittir diyemezsin. Umarım anlatabildim. Dolayısıyla cevap yalnız bir A şıkkı oldu. 12. Birbirine paralel yollarda hareket eden KL araçlarına ait konum zaman grafikleri veriliyor. İşte eşit kare bölmelerden bahsetmiş. Buna göre K ve L araçları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi 0-T aralığında hızları eşittir diyor. Arkadaşlar 0'dan T'ye K aracı şu hareketi yapıyor. L aracı da şu hareketi yapıyor. Bunların hızları eşit midir? Evet eşittir. Neden? Buradaki karelerin eşit olduğunu söyledi. Mesela burası artı 20 ise, burası artı 10 ise, burası da eksi 10. Şimdi K aracı nereden nereye geliyor? 0'dan T'ye, buradan buraya geliyor. Yani eksi yönde hareket ediyor değil mi? Ne kadar hareket ediyor? 20'den 10'a. Yani K aracının yaptığı hareket şu bak. Burası 20 idi, burası 10'du. Dolayısıyla bu adam buradan buraya geliyor. Yani eksi yönde 10 metre yol gidiyor. L aracına gel. L aracı neredeydi? 0'daydı. Yani aracın konumu 0'dı. Ama buraya geldiğinde yani T anında eksi 10 oldu. Yani buraya geldi. Bu araç da sola doğru eksi yönde 10 metre gidiyor. Yani yönleri, büyüklükleri her şey aynı değil mi? O zaman hız dediğimiz şey bizim zaten yer değiştirme bölü zaman değil mi? Yer değiştirme yerine eksi 10 yazacaksın. Zaman yerine T yazacaksın. Eksi 10'u T'ye böldüm. Burada da ben eksi 10'u T'ye böldüm. Her şey aynı. O zaman bunların hızları aynı. Yani yönleri de aynı, büyüklükleri de aynı. O yüzden hızları eşittir. Sorun yok. T2T zaman aralığında birbirine yaklaşmaktadır diyor. Gençler bu konum zaman grafiği. Dolayısıyla gördüğünüz her şey gerçek. Yani T ile 2T aralığında bakalım yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu? Kardeşim T anında birisi buradaydı, birisi buradaydı. Ama 2T anında birisi burada, birisi burada. Dolayısıyla aralarındaki uzaklık azalmadı mı? Azaldı. Bak başlangıçta bu kadar uzaklık vardı aralarında. Şu anda aralarında bu kadar uzaklık var. Yani başlangıçta biri artı 10'da biri eksi 10'daydı. Aralarında 20 metrelik bir mesafe vardı başlangıçta. Şu anda birisi artı 10'da görüyorsun şurası. Birisi 0'da. Artı 10 ile 0 arasında ne kadar fark var? 10 metre var. Yani T anındayken 20 metre fark vardı. 2T anındayken 10 metre fark var. O zaman bunlar birbirine yaklaşmış. Yani bu doğru. Hatta tam şurada yani 2.5T var ya tam şurada ikisi de aynı konuma geliyor. Bak dikkat et tam buraya geliyorlar. Yani ikisi de tamamen aynı yerde yan yana oluyorlar. 2.5T anında bunlar yan yana oluyor. Şimdi 4T anında aralarındaki uzaklık 2T anındakinin 2 katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 4T anında birisi burada birisi burada. Aralarında ne kadar uzaklık var bu kadar. Ne kadar bakalım. Birisi artı 20'de birisi eksi 10'da. Artı 20 ile eksi 10 arasında ne kadar fark var? 30 değil mi? Şunu silelim. Şöyle gösterelim. Bir tanesi şurası 0 olsun. Bir tanesi artı 20'de. Bir tanesi eksi 10'da. Yani şu aradaki mesafe 30 değil midir? 30'dur. O zaman buradaki mesafe 30. Ama diyor ki 2T anındaki mesafe. Arkadaşlar 2T anındaki mesafe neresi? Şu mesafe. Yani şurası. 10 ile 0. Dolayısıyla 10. Şimdi bir tanesi 10 metre fark var. Bir tanesi 30 metre fark var. Bu bunun 3 katı. Ama burada 2 katı demiş. Bu yanlış cevabımız 1 ve 2. Yani C şıkkı oldu. Evet videonun geliyoruz yavaş yavaş sonuna. Son 4 soru arkadaşlar sabredelim bitsin gitsin. Şimdi doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KLM araçlarına ait hareket grafikleri veriliyor. Buna göre hangi araçların hız ve net kuvvet vektörleri zıt yönlü olabilir? Arkadaşlar F net eşittir MA her derde deva diyoruz ya. Şunu çok iyi bileceksiniz. İvme ile net kuvvetin yönü her zaman aynıdır. Biz ne demiştik? Eğer araç hızlanırsa hızı ve ivmesi aynı işaretli. Yani A ve V ikisi de artı ya da ikisi de eksi dedim değil mi? Hızlanırsa. Ama yavaşlarsa yavaşlayan harekette A ile hız zıttır. Yani A artıysa hız eksi ya da A eksi ise hız artıdır. Olay bu. Şimdi kuvvet ve ivme de aynı yönlü olduğu için ben aynı şeyi kuvvet için yazabilirim. Yani şuraya şunu yazabilirim. İşte ivme artıysa o zaman kuvvet de artıdır diyebilirim. İvme eksi ise kuvvet de eksidir diyebilirim. Onlar aynı yönlü çünkü. Mesela burada ivme artı, o zaman burada kuvvet de artı. Burada ivme eksi, o zaman kuvvet de eksi. Bitti. Soru bana diyor ki hız ve net kuvvet zıt olacak. Yani 1 artı 1 eksi. O zaman bakın kuvvet artı hız eksi. Ya da kuvvet eksi hız artı. Zıt mı zıt? Yani yavaşlayan hareketi soruyor bana. Hangileri yavaşlayan hareket yapmış? Arkadaşlar bu hızlanıyor. Sıfırdan giderek hızını arttırmış. O zaman bu olmaz. Arkadaşlar bu konum zaman grafiği. Konum zaman grafiğinde hatırlayın kaç tane K vardı? 3 tane K vardı. Bir tanesi normal K, sabit hızlı hareket demekti. Bir tanesi genç K, hızlanan demekti. Bir tanesi yaşlı K, yavaşlayan demekti. Şimdi şuradaki parça hangi K'da var? Dikkatli bir şekilde bak. Gördün mü? Bak bunun aynısı. Yani yavaşlayan hareketin üst tarafı. Artı yönde yavaşlayan hareket demek bu. Biz de dedik ki yavaşlarsa kuvvet ve hız zıt işareti dedik. O zaman bu olacak. Yani L olur. Şimdi gelelim bak olabilir diyor dikkat edersen. Kesinlik yok. Şimdi ivme grafiği. Arkadaşlar zaten ivme grafiğinden biz net bir yorum yapamayız. İvme grafiği bize şunu söylüyor. İşte burası eksi 10 ise burası da 2 ise işte 2 kere 10 20. Eksi 20. Yani aracın hızı, çünkü ivmenin alanı hız değişimini veriyor. Aracın hızı eksi 20 değişecek diyorsun. Eksi 20 değişecek. Ne olacağı belli değil. Mesela aracın hızı örnek veriyorum. Eğer artı 40 ise eksi 20 değişince 40'a eksi 20 koy. 40'tan 20 çık 20 kalır. Artı 20 oluyor. Ne yaptı bu araç? 40'tan 20'ye yavaşladı. Dolayısıyla yavaşladığı zaman da bizim kuvvetimiz ve hızımız zıt işareti değil mi? Evet. Demek ki M aracı olabilir. Ama M aracı olmayabilirdi. Hocam nasıl olmaz? Şöyle olmaz. Eğer bu aracın ilk hızı eksi 40 metre bölü saniye olsaydı ben buna eksi 20'yi koyduğumda eksi 60 olurdu. Şimdi eksi 40'tan eksi 60'a. Yani eksi yönde 40 ile giderken eksi yönde 60 ile gidiyor. Eksi yönde hızlanıyor yani. Biz de dedik yavaşlayacak dedik. Yavaşlarsa zıt oluyor dedik. Yani olmayabiliyor değil mi? Demek ki M aracı ya eksi yönde hızlanan ya da artı yönde yavaşlayan hareket yapıyor olabilir. Dolayısıyla olabilir olmayabilir. Ama olabilir dediği için, kesinlik demediği için M aracını da kabul edeceğiz. L aracını da kabul edeceğiz. Cevabımız L ve M D şıkkı olacak. Şimdi geldik 14'e. Sürtünmesi önemsiz sistemde X noktasından belirli bir hız ile atılan cisim Y, Z ve T noktalarından geçerek R noktasına ulaşıyor. Diyor ki cisim X-Y arasındaki ortalama hızının büyüklüğü V1, Y-Z arası V2, T-R arası V3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki. Arkadaşlar bu cisim giderek yavaşlayacak. Çünkü adam yukarı çıkıyor. Mesela bu adamın buradaki hızı 10 metre bölü saniye ise buraya geldiğinde örnek veriyorum hızı 6 metre bölü saniyedir. Buraya geldiğinde hızı 4 metre bölü saniyedir. Çünkü giderek yavaşlıyor. Buraya geldiğinde düz gittiği için hızı değişmez. 4 metre bölü saniyedir. Çünkü ortamda sürtünme yok. Yani düz gitmek bizi yavaşlatmaz. Sadece yokuş çıkıyorsak yavaşlarız. O kadar. Peki R'ye geldiğinde bu aracın hızı kaçtır? Arkadaşlar sürtünmesiz bir ortamda enerji kaybolmayacağı için X ile de buradaki R aynı hiza olduğu için aynı hizadan aynı hızla geçer. Bu %100 doğrudur. Mesela Y ile aynı hiza yapsaydım şuraya. Buradaki hızı nedir deseydim bana direkt 6 metre bölü saniye diyebilirdin. Yani aynı hizada hızlar aynı olur. Sürtünme yoksa. Mesela Z ve T aynı hiza değil mi? Bak hızlar aynı. X ve R aynı hiza değil mi? Hızlarının büyüklükleri aynıdır. Yani bu da 10'dur. Yani yönleri farklı tabii ki ama hız büyüklükleri aynıdır. Yani süratleri aynıdır. Dolayısıyla arkadaşlar artık soruyu çözebiliriz. Bak diyor ki X-Y arasındaki ortalama hızı. X'ten Y'ye. Sonuçta bu düzgün yavaşlamıyor mu yukarı giderken? Düzgün yavaşlıyor. Düzgün yavaşlayan ve düzgün hızlanan harekette ortalama hızı nasıl buluruz demiştim size. İlk hız ve son hızı toplayıp yarısını alırsın. İlk hızı 10. Son hızı 6. 10 ve 6 16. Yarısı 8. İşte buradaki ortalaması 8'dir. Yani V1 8. Büyüklüğü. Zaten bakın burada büyüklüğü diye vurguluyoruz. Tamam mı? Şimdi YZ arası demiş. YZ arası 6 ve 4. Yani buradan buraya. 6 ve 4'ü topla 10 yapıyor. 2'ye böl 5 yapıyor. Yani V2'nin de büyüklüğü 5 metre bölü saniye oldu. TR arası. T ile R, yani 4'ten bak T'den R'ye, 4'ten 10'a. O zaman 4 ve 10'u topla, yarısını al. 14 bölü 2 7 yapar. İşte burada yani V3'ün de 7 olduğunu görüyoruz. En büyük olan gördüğünüz gibi V1, sonra V3, çünkü 8, 7, 5. V1, V3, V2 şıkları incelediğimizde cevap A şıkkı. Şimdi geldik 15. soruya. Son iki sorumuz arkadaşlar. Ha gayret, sabır sabır sabır. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir araca ait konum zaman grafiği bana veriliyor. Konum zaman grafiği olduğuna dikkat et. Buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi araç 1 saat kuzeye 90'la gittikten sonra aynı yönde 1 saat daha 45'le gidip sonra 1 saat güneye 90 gitmiş olabilir diyor. Arkadaşlar araç 1 saat 90 giderse nereye doğru? Kuzeye. Şimdi kuzey güney, şöyle bir yön yapalım mı? Yönleri yapalım, biraz daha rahatça konuşmuş olur. Şimdi araç yukarı doğru 1 saat 90'la gidiyor. Ya şimdi sen artı yön olarak burayı kabul edebilirsin. Yani konum zaman grafiğinde artı yön demek sağ taraf, eksi yön demek sol taraf şart değil bu. Ya amaç şu: bir tanesi artı yön, bir tanesi eksi yön. Yani zıt. Mesela bir tanesi doğuysa bir tanesi batı. Bir tanesi kuzey ise bir tanesi güney. Mesela bir tanesi bu tarafaysa bir tanesi onun tam tersi tarafı. Yani zıt taraf demek. Kuzey güney olur, doğu batı olur. Kuzey doğu, güney doğu olur. Yani zıt olacak, tamam mı? Şimdi sonuçta bu araç dikkat ederseniz buradan buraya kadar artı yönde gidiyor. Bak artı yönde gidiyor. Sonra hala artı yönde gidiyor. Sonra eksi yönde gidiyor. Eğer sen bunun artı yönüne kuzey dediysen bu araç kuzeye gidiyor. Sonra tekrar kuzeye gidiyor. Sonra güneye gidiyor dersin. Yani zıt. Kuzey yazalım şöyle. Kuzey, kuzey ve güney. Yani zıt. Dolayısıyla iki kez kuzeye gidiyor. Bir kez güneye gidiyor. Tamam mı? O zaman olabilir mi bu? Bak 1 saat 90 kilometre gider değil mi 1 saatte? Yani kuzeye doğru 90 gitti mi? 90 kilometre gitti. Sonra aynı yönde 1 saat 45 ile gitti. Şimdi 1 saat 45 ile gidersen 45 kilometre gidersin. O zaman 45 daha gitti mi? Gitti. Peki baktığında burası doğru mu grafikle? Bak eksi x'ten artı x'e ne kadar gitti arkadaşlar? Bakın şurası eksi x olsun. Şurası 0 olsun. Şurası artı x olsun. Şurası da artı 2x olsun. Araç eksi x'ten başladı. Buradan başladı. Önce nereye geldi? Artı x'e. Yani önce buradan buraya gitti. Birinci hamle. Sonra artı x'ten artı x'e bak. İkinci hamle. Sonra üçüncü hamlede artı x'te 2x'ten 0'a geldi. Geri döndü. 0'a geldi. Bak artı 2x'ten. Şurası artı 2x değil mi? Hiç uyarmıyorsunuz da. Anca izliyorsunuz. Artı 2x'ten 0'a bak. Buradan buraya geldi. Şimdi gençler miktarlara dikkat edin. Burası 90 sa, burası da yarısı olduğu için 45 olmaz mı? 45 olur. Peki buradan burasına kadar olur arkadaşlar? 90 mı olur? Bakıyorsun. 0'dan 2x. Sonuçta biz eksi x'ten artı x'e 2x kadarlık yere 90 demedik mi? Dedik. Peki artı x'ten 2x'e, yani x kadarlık yere de 45 dedik. Demek ki her x 45. O zaman 2x'ten 0'a gelmek, sola doğru 2x gitmek demek değil mi? Her x 45 ise 2x 90 yapar. Yani burada da 90 gitmesi lazım. Adam onu söylüyor zaten bak. Önce diyor 1 saat kuzeye doğru 90 gittim. Sonra 1 saat kuzeye doğru 45 gittim. Sonra diğer tarafa, yani güneye doğru da 90 gittim. Yani bu uyumlu. Bu olabilir. Peki araç doğuya doğru v süratiyle 10 dakika. Bak şu anda da kuzey güneyi bıraktı, doğu diyor, tamam mı? Doğuya da gitsem fark eden bir şey yok. Bak eksi x, sonra şurası 0, şurası artı x, şurası da artı 2x. Bizim aracımız önce eksi x'ten artı x'e şu hamleyi yaptı. Sonra şu hamleyi yaptı. Sonra buradan döndü, bu hamleyi yaptı. Yani olay şu: önce 2 birim gitti bir tarafa. Sonra aynı tarafa 1 birim daha gitti. Sonra sola doğru 2 birim gitti. Bak birinci madde. Önce 2 birim gitti. Yani 90 gitti. Sonra 1 birim gitti. Yani 45 gitti. Sonra sola doğru 2 birim gitti. Yani 90 gitti. Bak hareket bu. Şimdi bakıyorsun v süratiyle 10 dakika. Sonra v bölü 2 süratiyle 10 dakika. Arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zaman. Senin süratin v ise, süren 10 sa, sen bu kadar yol gidersin. Ama sonra senin süratin v bölü 2'ye inmiş ve sen 10 dakika gitmişsin. O zaman 5v'ye gitmişsin. Bak önce 10v'ye gitti, sonra 5v'ye gitti. Yani önce 2 birim gitti, sonra aynı yöne 1 birim gitti. Bak oluyor. Şu anda bu doğru yolda ilerliyor. Sonra diyor 10 dakika batıya doğru v ile gitti. Bak doğuya gitmişti ya. Sen şimdi buna doğu dersen, buna doğu dersen bu batı olmaz mı? Batı olur tabii ki. Peki ne kadar gitti? 10 dakika. Ne ile? V ile. Yine yol eşittir hız zaman yapalım. Yani hızımız V, süremiz 10. O zaman 10V gitti. E şimdi 10V'ye ben 2 birim dedim. 5V'ye 1 birim dedim. Değil mi? 10V gitti 2 birim. 5V gitti 1 birim. Tekrar 10V gitti. Yani tekrar 2 birim gitti ama sola gitti. Aynı şey. Yani birinci yargıda olanın birebir aynısı bu. Bu da olabilir. Araç 2 saat doğu yönünde hızlandıktan sonra. Arkadaşlar bu araç hızlanmıyor ki. Şimdi buradaki konum zaman grafiği. Konum zaman grafiğinde siliyorum buraları. 1 ve 2'nin doğru olduğunu anlamıştım. Konum zaman grafiğinde düz çizgiler sabit hızlı hareket anlamına gelir. Hızlanmak ya da yavaşlamak anlamına asla gelmez. Çünkü size ne dedim? 3 tane K var dedim. Bu K'lardan hangileri hızlanıyordu? Genç K olan hızlanıyordu. Yaşlı K olan yavaşlıyordu. Normal K olan sabit hızlı hareketti. Yani sabit hızlı hareketin konum zaman grafiğinde işte böyle düz çizgiler görürsünüz. Yani artı yönde sabit hızlı hareket, artı yönde sabit hızlı hareket. Çünkü bak bu ve bu. Şurası değil mi? Yani üst taraf. Yani artı yönde sabit hızlı hareket. Ama şuna baktığında bu hangisi? Bu da şu. Yani eksi yönde sabit hızlı hareket. Burada hızlanan yavaşlayan bir şey yok. Bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Dolayısıyla B şıkkı. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan bir aracın konum zaman grafiği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi 0 ile 4 aralığında ortalama hızı 10'dur diyor. Arkadaşlar ortalama hız dediğinde yer değiştirmeye bakacaksın. Ortalama hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme ne demek? İlk konum son konum. Gerisi beni ilgilendirmiyor diyorsun. Şimdi 0-4. İlk konum 0 demek. 0'dayken ben neredeyim? 20'deyim. Peki 4'teyken ben neredeyim? Eksi 30'dayım. Bitti. Bak. Çiz sayı doğrusunu. 0'dayken 20'desin. Yani şurası artı 20. Harekete buradan başlıyorsun. İlk konumun bu. Peki 4. saniyeye geldiğinde neredesin? Eksi 30'dasın. Kardeşim şurası 0. Şurası da eksi 30. Burası da senin son konumun. İlk konumdan son konuma doğru çiziyorsun. İşte bu yer değiştirme vektörü. Peki bunun büyüklüğü ne kadardır? Baktığınızda artı 20'den sola doğru. Yani artı 20'den eksi 30'a. Sola doğru 50 gitmemiş mi? Bak şurada 20 var. Şurada da 30 var 50. O zaman sola doğru 50 gitmiş. Yani bunun yer değiştirmesi eksi yönde 50 metre. Peki zaman ne kadar? 0'dan 4'e. Yani 4. O zaman zaman da 4 saniye. Eksi 50 bölü 4 25 bölü 2 yani 12,5. Eksi yönde 12,5 metre bölü saniyelik ortalama hızı vardır. Ama burada 10 diyor. 12 demiyor. Yanlış. 0-3 aralığında 40 metre yol almıştır. Bak yer değiştirme değil yol. 0-3 bakalım. Arkadaşlar çizdik. 0 anında artı 20'deyim. Şuradayım. Peki 1. saniyede nereye geldim? 40'a. Yani şurası 40 artı 40. 2. saniyede 0. Şurası 0. 3. saniyede eksi 20. Şurası eksi 20. Arkadaşlar bakın. Ben harekete nereden başladım? Artı 20'de. Ben buradan harekete başladım. Sonra nereye gittim? 40'a. Bak buradan buraya gittim. 1. Sonra 40'tan nereye geldim? 0'a. Bak 40'tan döndüm 0'a geldim. 2. Sonra nereye geldim? 0'dan eksi 20'ye. Yani buradan da buraya. Bak alınan yol sürekli toplanır. Yani sağa da gitsen toplanır. Yukarıda gitsen toplanır. Aşağıda gitsen toplanır. Hep toplayacaksın. Şimdi buradan buraya ne kadar gittin? 20'den 40'a. 20 gittin. Cepte 20. Sonra 40'tan 0'a. Ne kadar gittin? 40 gittin. Cepte. Geri de gitsen toplayacaksın. Sonra 0'dan 20'ye. Yani eksi 20'ye. Bir 20 daha gittin. Dolayısıyla yine toplayacaksın. Yani eksi yönde gittim hocam. Çıkarmayacak mıyım falan. Öyle bir şey yok. Nereye gidersen git. Alınan yol diyor sana. Hepsini toplayacaksın. 20, 40, 40 daha 80. Ne diyor burada? 40 metre yol almış. Hayır diyeceksin. Yanlış. Peki 1 ve 3 aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğü 0 ile 4 arasındaki yer değiştirmesinden büyüktür. 1 ile 3 arasındaki yer değiştirme. Arkadaşlar ilk iki şıkkın yanlış olduğunu bulduk. Dolayısıyla artık 3. yargıyı inceleyelim. 1 ve 3. Buradan buraya. Yer değiştirme. Bak artı 40'tan eksi 20'ye. Arkadaşlar şöyle yapalım. Burası artı 40. Burası 0. Burası eksi 20. Yani yer değiştirme artı 40'tan eksi 20'ye ne kadar? Sola doğru ve 60 metre. O zaman buraya yazıyorum. Bu sola doğru ve 60 metre. Peki 0-4 arasındaki yer değiştirme. 0'dayken buradaydım. Yani artı 20'deydim. Peki artı 4'e geldiğimde yani zaman olarak buraya geldiğimde eksi 30'dayım. Eksi 30 neresi? Burası. Burası da diyelim şöyle 0 olsun. Dolayısıyla ilk konum burası. Son konum burası. Ben ilkten sonra çizeceğim. Yani bu ne kadar bu? 20'den 30'a. 50 değil mi? Şurası 20, şurası da 30, 50 metre. Sola doğru ve 50. O zaman sola doğru ve 50 metre. Zaten burada büyüklükten bahsediyor. Yani sola doğru sağa doğru olması önemli değil. Büyüklükten bahsediyor. 1-3 aralığı 60, 0-4 aralığı 50 olduğu için 60 50'den daha büyüktür. Bitti. Yani burada eksi negatif falan değil. Yön arkadaşlar o. Yön. Doğu batı da diyebilirsin. Eksi demeyebilirsin. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı oldu canlarım. Bugünün de sonuna geldik. Yarın kuvvet konusunda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bakmayı unutma. Ve senden bir ricam var. Video hakkındaki düşüncelerini yorumlara belirtirsen ve kanalıma abone değilsen abone olarak videoları beğenerek nacizane bana destek olursan çok mutlu olurum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.